76. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. H1Z1'e gelen büyük bir patch'le çok sayıda değişiklik yapıldı. Oyuncuların şu anda yükleyebileceği patch'i özetlemek gerekirse, yeni erkek karakter modeli, baraj alanının yeniden düzenlenmesi, Battle Royale başlangıç alanının güncellenmesi, yüzünüze bir şeyler takmanızı sağlayan ekipman slotu, zombi spawnlarında değişiklikler, yeni eşya ve silahlar ve çok sayıda bug fix en dikkat çekici değişiklikler arasında gösterilebilir. Sadece Xbox One için özel olarak piyasaya çıkacak Quantum Break 2016'ya ertelendi. Max Payne serisinden bildiğimiz Remedy'nin geliştirdiği Quantum Break, zaman durdurma, yavaşlatma mekanikleriyle dikkat çeken bir shooter oyunu. Aynı zamanda gerçek aktörlerin, aktrislerin rol alacağı bir TV dizisiyle bir arada ilerleyeceği söyleniyor. Ertelemenin sebebi olarak da oyunu daha iyi makyajlama isteği gösteriliyor. Daha önce 2014'te çıkması planlanan, sonradan 2015'e ertelenen Quantum Break 2016'da çıkabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Rockstar Games tarafından tam 3 kez ertelenen GTA 5'in PC sürümü için yeni trailer yayınlandı. Rockstar söz verdiği üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü Türkiye saatiyle 17'de trailer'ı yayınladı. 60 FPS ile çekilen bu tanıtım videosu tam bir görsel şölen tadında. GTA 5'in PC tanıtım videosunu web sitemizden izleyebilirsiniz. GTA 5'in PC sürümü 14 Nisan 2015'te satışa çıkıyor. Bu sefer erteleme yok. Game of Thrones'un yaratıcısı George R.R. Martin yeni bir dizi üzerinde çalışıyor. Dizinin 1940'lı yıllarda yaşayan genç bir bilim kurgu yazarı hakkında olacağı söyleniyor. Dizi hakkında şimdilik fazla bilgi yok. Ancak George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire serisinin son kitabını yetiştirmekle meşgul olduğu için dizinin senaryolarında çok aktif bir şekilde yer alacağını düşünüyoruz. Steam'e Ocak ayında keşif ismiyle getirilen güncelleme, oyuncuları farklı oyunlara yönlendirdiği gibi büyük oyunlarla rekabet etmekte güçlük çeken küçük yapımların da işine yaramış gibi görünüyor. Valve'ın açıkladığı istatistiklere göre oyunların Steam sayfalarının görüntülenmesinde %30'luk bir artış bulunuyor. Bu artışın en büyük sorumlusuysa her oyuncuya özel olarak şekillenen keşif sırası sayesinde oluyor. Steam'e eklenen keşif sırası özelliğini yeni oyunlar keşfetmek ya da hep denemek istediğiniz ama aklınızdan çıkan oyunları hatırlamak adına gerçekten başarılı bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Eğer siz de sık sık yeni oyunlar, yeni tecrübeler arayanlardansanız keşif sırası özelliğini kullanmak isteyebilirsiniz. Payday'in yapımcılarından Almir Listo, VG247'ye yaptığı açıklamalarda GTA'nın Haste güncellemesinden ve Battlefield Hardline'dan çekinmediklerini belirtti. Pozisyonumuz itibariyle korkmamızı gerektirecek bir şey yok. Oyunumuzun kendine has bir topluluğu var ve oyuncularımızın ne istediklerini biliyoruz. Bu da Haste türünü popüler hale getiriyor. Suç simülasyonu diye de adlandırabileceğiniz türün yükselişinde Payday'in payı da düşünülürse Listo kesinlikle haklı. Daha önceki bir haberimizde Payday 2'nin 2017'ye kadar destekleneceği haberini sizlere iletmiştik. Bu Haziran'da gelecek olan Payday 2 Crime Wave Edition'da düşünüldüğünde Payday severlerin diğer oyunlara pek de vakti kalmayacak gibi görünüyor. Multiplayer Live'ın birinci yılında düzenlediğimiz Chapter 1 etkinliğinden beri en çok sorulan soru şuydu. Bunun ikincisi ne zaman olacak? Şimdi hepimizin beklediği gün geldi çattı. 18 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek Chapter 2 etkinlikleriyle bir kez daha tüm takipçilerimizle bir araya geliyoruz ve bu yüzden de çok heyecanlıyız. Chapter 2'nun ilkinden de keyifli bir etkinlik olması için çalışmaya ve sizler için sürprizler hazırlamaya başladık. Peki Chapter 2'da bizleri neler bekliyor? Sevdiğiniz tüm Multiplayer Live yayıncıları, Chapter 2'da sizlerle buluşmak için The Game'de olacak ve başta PS4 olmak üzere çeşitli ödüller dağıtacağımız FIFA 15, Counter-Strike Global Offensive ve Mortal Kombat 10 turnuvaları düzenleyeceğiz. Multiplayer ekibi olarak Chapter 2'ya çok iyi hazırlanıyoruz ve yeniden sizlerle bir araya geleceğimiz için heyecanlıyız. Multiplayer geniş ailesinin de 18 Nisan Cumartesi günü The Game'de bizleri yalnız bırakmayacağına eminiz. Görüşmek üzere. Beyaz Perde'de de uzun süredir sessizliğini koruyan Fantastic Four'un yeni filmi için bir fragman yayınlandı. Yeni bir kadroyla tekrar baştan başlatılan Fantastic Four'da Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell ve Toby Kebbell gibi oyuncular yer alıyor. Farklı bir yorum ve ekiple tekrar karşımıza çıkacak olan Fantastic Four 7 Ağustos'ta sinema severlerle buluşacak. Witcher 3'ün yazarlarından Yakup Szymanek, Strategy.ru isimli Rus sitesine verdiği röportajda Witcher 3 Wild Hunt'ta 5'i büyük, 5'i küçük olmak üzere adaların bulunacağını belirtti. Bu adalara ise botlar aracılığıyla gidebileceğiniz gibi yüzerek de varabiliyor olacağız. Ayrıca her bir adada terk edilmiş binalar, mağaralar ve antik kalıntılar gibi farklı farklı keşfedilecek şeyler bulunacak. Witcher 3 Wild Hunt 19 Mayıs'ta oyuncularla buluşacak. Daha önce de duyurduğumuz gibi Multiplayer ekibi olarak bir kişiye 20. yıl özel PlayStation 4'ü hediye edeceğiz. Başvuru için son günün 13 Nisan olduğunu tekrar hatırlatalım. Yapmanız gerekenler şunlar. 20. yıl özel PlayStation 4'ü kazandığınızı hayal edin.
Sevinciniz tamamlandıysa şimdi acı bir gerçekle yüzleşin. Yıllardır can dostunuz gibi size eşlik eden PlayStation'ınıza bu durumu nasıl açıklayacaksınız? İyi düşünün ve eski PlayStation'ınıza yeni 20. yıl özel PlayStation'ı kazandığınızı açıklayacak yaratıcı bir yöntem bulun. Sonra kameranızı alın elinize, durumu PlayStation'ınıza açıklarken bir video çekin. Bu videoyu YouTube'a yükleyin ve linkini MultiplayerPS4 veriyor hashtagini kullandığınız bir tweette MultiplayerTV'yi de mentionlayarak bize ulaştırın. Jürimiz videonuzu değerlendirsin. Eğer en güzel ve yaratıcı videoyu çektiyseniz 20. yıl özel PlayStation 4'ünü kazanma hayaliniz gerçeğe dönüşsün. Hazırladığınız videonun görüntü kalitesi çok önemli değil. Profesyonel kamera kullanmak isterseniz elbette kullanabilirsiniz. Ancak bilgisayarınızın webcam'i ya da telefonunuzun kamerasıyla da çekebilirsiniz. Videonuzun süre olarak 2 dakikayı geçmemesine dikkat edin. Yaratıcılıkta sınır yok. Eski PlayStation'ınızı kullanarak istediğiniz gibi senaryo yazabilirsiniz. Ancak küfür ve hakaret gibi şeylerden kesinlikle uzak durmanız gerek. İzlenme rekorları kıran The Walking Dead'in spin-off dizisi Fear the Walking Dead için ilk teaser yayınlandı. 6 bölümden oluşacak ilk sezon yaz aylarında yayına girecek. Los Angeles'ta geçecek olan dizi hikaye olarak zombi salgınının ilk günlerine odaklanacak. Dizinin ilerleyen sezonlarda The Walking Dead kadrosuyla da ortak bölümlere imza atacağı söyleniyor. Aynı anda iki farklı Walking Dead dizisine gerek var mı? Hep birlikte göreceğiz. Halo severlerin serinin en yeni oyunu Halo 5 Guardians için bekleyişleri sona eriyor. 2 adet fragman eşliğinde oyunun 27 Ekim tarihinde oyuncularla buluşacağı açıklandı. Microsoft ve 343 Industries yayınladığı basın bildirisinde şu cümleye yer verdi ve açıkçası bizi de oyun için heyecanlandırmayı başardı. Master Chief, Spartan Locke, kim avcı, kim avcı? Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Maisie Williams'ın Doctor Who'da konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklandı. Genç yaşına rağmen Arya Stark rolüyle dikkatleri üzerine toplayan Maisie Williams'ın Doctor Who'da nasıl bir karakteri canlandıracağını merakla bekliyoruz. 76. Dijital Dozu'yu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Hayır, izleyemezsiniz. Pardon. Ha, tamam, izleyebilirsiniz. İzleyemezsiniz sanırım. Tamam. Belki Facebook'tan izlersiniz. Twitter'dan paylaşanlarınız olabilir. Tamam. O zaman Google'dan 76. Dijital Doz diye aratın. Peki. O zaman 76. Dijital Doz bitti. Haftaya görüşmek üzere.